İyi akşamlar. Saatler 17.30'u gösteriyor. Ben Gülnay Selçuk. Dünya gündeminden derlediğimiz satır aralarından haberlerle karşınızdayız. Dünya dönüyor. Başlasın. Efendim bugün dünyadan ilk başlığımız dedikodu. Aslında dedikodu çoğu zaman kötü gözle algılanan bir kavram. Ama küçük gruplarda yararlı olabiliyor. Bu başlık üzerinden İngiltere'de çok ciddi araştırmalar gerçekleşiyor bu dönemde. Dedikodu tanımını özellikle netleştirmek için yapılıyor bu araştırmalar. Biz de BBC'den derlediğimiz haberimizde bazı önemli anekdotlara dikkat çekmek istedik. Çoğumuz için dedikodu orada olmayan bir kişi hakkında gevezelik yapmak anlamına geliyor ama sosyal bilimcilere göre dedikodu orada olmayan kişi hakkında İyi veya kötü bir değerlendirme içeren iletişim olarak adlandırılıyor. Yani iletişim anlamında %50 iyilik payı da var dedikoduda. İşte bu %50 iyilik payını ne kadar genişletebiliriz? İletişimciler bu açıdan neler öneriyorlar bize? Değerlendirelim. Aslında biraz vücut dillerinden de anlaşılıyor bilginin ne kadar doğru olduğu ya da bilginin ne kadarının geçerli olduğu. Ancak örneğin ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın cinsel taciz skandallarını hatırlayacaksınız. İngiliz bilim adamlarına göre bu taciz skandallarında Me Too hareketi adı verilen kadınların ben de dediği bir paragraf açıldı ki tarihe. O paragraf hala süre gelmeye devam ediyor. İşte bunun Me Too hareketinin sosyal medyada yer alan dedikodularla genişlediği, madem bizi kameralar dikkate almıyor, biz de kadınlar olarak o zaman yaşadıklarımızı anlatırız, aktarırız ifadesiyle yola çıkılan bir durum olduğu vurgulanıyor ve gerçekten de bu bakış açısı dedikodu için çok pozitif bir durum. Öte yandan her ne kadar biz VideoWall'da kadınları ön plana alsak da dedikodu dendiğinde akıllara hep kadınlar daha çok yapar cümlesi geliyor. Bilimsel araştırmalar ise ne kadınların daha çok ne de kadınların daha az dedikodu yaptığını ifade etmiş. Öte yandan kadınların da erkekler kadar dedikodu yaptığı gerçeği ortaya çıkmış bilimsel araştırmalarda. Biraz daha mercek tutalım dilerseniz. Baltimore Üniversitesi'nden bir psikoloji profesörünün açıklaması. İşte az önce ifade ettiğimiz Harvey Weinstein cinsel skandal davasının genişlemesinde dedikodunun rolünü öne çıkarıyor. Yine bununla birlikte kadınlar ve erkeklerin dedikodu şeklinin farklı olduğu belirtiliyor. Bu fark da şuradan kaynaklanıyor. Erkekler genellikle dedikoduya daha çok kendilerini övmek için başvuruyorlar ama buna da bilgi aktarımı ya da irtibat halinde olmak diyorlar. Kadınlar ise dedikodu sırasında pek çok ayrıntıyı, ses tonları, mimikleri ve bununla beraber pek çok minimal ayrıntıyla birlikte aktardıkları için sanki dedikodu yaparken daha çok eğleniyormuş gibi ya da daha çok dedikodu yapıyorlarmış gibi görünüyorlar. Bu bilimsel araştırmalara dayanan bir gerçek bu arada, bunu da altını çizelim. Yine bazı istatistikler verelim. Bazı psikologlara göre ise, mesela Manchester Üniversitesi'nden bir sosyal bilim uzmanına göre ise dedikodunun gizli tutulması, yararlı kılınması, yalana dayanmaması, dinleyenlerle bağlantı kurabilmesi ve anonimlerden uzak durması gerekiyor. Öte yandan sadece İngiltere'de yapılan bir sosyal araştırmaya göre dedikoduların yalnızca %2'si kötü ya da yanlış bilgiler içeriyormuş. Ancak bunun ülkelere göre değişebileceğinin altını çizelim. Öte yandan dedikodunun tehlikeli ve dışlayıcı olabileceği de ifade ediliyor bu çalışmada ve dedikodudan kaçınmanın mümkün olmadığını, olumlu bir işlev görebilmesi için ise insanoğlunun çabalaması gerektiği ifade ediliyor. İnsanların neden dedikodu yaptığını anlamak, zararlı inançlara ya da zararlı alışkanlıklarla mücadelede de çok etkili bir rol oynayabilir diyor bilim adamları.
İngiliz bilim adamlarının tabii ki araştırmaları. Biz de BBC'ye dayandırarak aktarmaya çalıştık size bu dedikoduyla ilgili sosyal mesajları. İnsanoğlu sosyal bir varlık. Bu nedenden dolayı da gördüğü her haberden, her ayrıntıdan, her detaydan etkileniyor. Peki bizi bu yıl etkileyen en çok çarpıcı haberleri sizlerle paylaştığımız ülke neresiydi dersek eğer akla hemen Endonezya geliyor. Biz şimdi önce arkamda Endonezya'dan mükemmel güzellikte bir fotoğrafı paylaşmak istedik sizinle. Çünkü inanılmaz doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan bir ülke aslında Endonezya. Önemli bir tatil cenneti aynı zamanda. Ve öyle fotoğraflarınızın filtreleriyle ya da farklı efektlerle fotoğrafları süslemeye de gerek yok. Çekildiği gibi doğa harikaları muhteşem bir yansıma yapıyor size. Çünkü Endonezya'daki güneş ışığı da Endonezya'nın coğrafi konumu nedeniyle fotoğraf çekimine çok uygun. Bu kare onlardan bir tanesi. Fakat trajedilere ve dramlara en çok sahne olan ülke dedik Endonezya'ya. En çok felaket haberlerini, afet haberlerini paylaştığımız ülke demiştik. Hemen bir ikinci fotoğrafımızı aldığımızda görüyoruz ki bazen o güzelliklerden geriye sadece deprem alanlarında çocukları mutlu etmek için kurulmuş böyle bir ayıcığın çadırı kalabiliyor. İnanılmaz fazla sayıda doğal afetle mücadele etti Endonezya bu yıl. Resmi rakamlara göre 4211 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakamın her an artırılabileceği de ifade ediliyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı yönetimi yaptığı açıklamada ülke genelinde 1 Ocak 2018 ile 10 Aralık 2018 tarihleri arasında toplam 2374 afet yaşandığı ve bu 2000'in üzerindeki afette 4211 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor Ulusal Afet Ajansı. Elbette bu resmi rakamlar hala göçük altında olan, hala özellikle tsunami'den sonra çamur altında olan binlerce insanın olduğu da tahmin ediliyor ayrıca. Bu tip kayıtlar ise Endonezya tarihine yıllar sonra yapılacak resmi açıklamalarla geçecek efendim. Şimdi özellikle doğal afetlerde 6940 kişinin yaralandığı ve 10 milyon kişinin de evini terk edip coğrafyasını değiştirmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Endonezya'da özellikle hatırlayacaksınız günlerce haberlerini yaptık. 28 Eylül'de Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Hemen depremin ardından bir tsunami vurmuştu ülkeyi. 2000'den fazla kişi sadece bu afette hayatını kaybetmişti ve hala 1500 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor yine yapılan açıklamada. Peki Endonezya'nın günahı ne? Coğrafya çok önemli bir faktör bu noktada çünkü Pasifik Ateş Çemberi olarak adı verilen bir bölgede yer alıyor. Endonezya bu nedenden dolayı hem volkan kuşağında hem deprem kuşağında yılda 6000 deprem yaşanıyor normal şartlarda. Endonezya'da ve muson yağmurlarının etkisine de maruz kalıyor. Tropikal bir iklimin etkili olduğu ülkede yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle de sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor. Şimdi fotoğrafta yanımda gördüğümüz köpeğe cennetten gelen köpek diyor Amerikan medyası. Neden öyle diyorlar? Bakın bir arabanın içinden çekilmiş bir fotoğraf bu. Çünkü hatırlayacaksınız Kasım ayında hepimizi çok mutsuz eden Kaliforniya'da çok büyük bir yangın yaşanmıştı. 80'in üzerinde kişi yanarak hayatını kaybetmişti bu yangında. İşte o yangından geriye kalanları derleyip toparlamak, acaba evime ne oldu diye gidip bakmak isteyenlere hafta başından itibaren izin verildi bölgeye girebilmeleri için. Ve yine bu şekilde bölgeye giden bir kadın yangında kaybettiğini veya öldüğünü düşündüğü işte bu cennetten gelen köpeğiyle karşılaşarak anladı. Köpeğin hayatta olduğu ve yanan evin olduğu bölgede sahibini beklediği açıklandı. Hemen o görüntüler de gelsin. Evet, cennetten gelen köpeği daha yakından görmek isteyenler için görüntüler muazzam. Yaklaşık olarak yangın felaketinden tam bir ay sonra yetkililer izin verdi aslında yangın bölgesine gidilebilmesi için. Çünkü çok yoğun toprak kayması riski söz konusu bölgede hala coğrafya tamamen yandığı için. Bu kaybolan köpek de orada yaşayan, yıllardır yaşayan bölge sakinlerinden birinin köpeği. Ancak tabii ki
kendisini de görüyoruz şu an görüntülerde. Ancak tabii ki öldüğü varsayılmış ve hiçbir şekilde geri dönüp bakılmaya izin verilmediği için de yaşadığına dair bir umut bile beslememiş sahibi. Ancak o izinler çıktığı andan itibaren, yani yanan evini görmeye izin vermeye başladığından itibaren belediyeler herkes artık yangın alanlarına akın etmeye başlıyor. Bu akınlardan birinde de bir bölge sakini bundan bir ay önce yaşanan felakette kaybettiği köpeğiyle buluşuyor. İşte böyle. Şimdi bir yangın haberi daha getireceğiz ekrana, ancak bu sefer mazide değil, yeni yaşanan bir yangın felaketi. Felaket anında Amerikan itfaiye yetkililerinin kurtarma operasyonunu anbeyan kayıtla ekrana getireceğiz. Zira bu kurtarma operasyonlarında bütün personelin göğüs ya da kask bölgesinde kamera taşıması zorunlu. Biz de bu işte kask kamerasından elde edilen görüntüyü yorumlayacağız. Şunu ifade edelim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde çıkan bir yangın bu. En büyük problem ise yangının herhangi bir çıkışı olmayan, daha doğrusu bağımsız çıkışı olmayan, bu şekilde devam eden blok evlerin bulunduğu bir kampüste çıkmış olması. Hemen görüntülere göz atalım ki olayın vahametini biraz daha iyi anlayabilmek için. Şimdi görüntülerde izlemiş olduğunuz yangın itfaiye görevlisini kurtarma çalışmasında izliyorsunuz. Küçük bir çocuk ve annesi mahsur kalıyorlar. Apartmanın çatı bölgesini alevler kapladığı andan itibaren. Çocuk neden bu kadar reaksiyonlu? Çünkü sürekli annesinin ismini ifade ediyor, telaffuz ediyor ve kendi ismini asla söylemiyor çünkü annemi kurtaramadınız diye bağırıyor. Öte yandan annesi bir diğer güvenlik görevlisini bekliyor. Öncelik çocuklara verildiği için önce çocuğu güvenli bir bölgeye naklettikten sonra itfaiyeci, büyük uğraşlardan sonra bakın geri dönüyor şimdi annesini alabilmek için, ama dakikalar süren bir mücadelesi var küçük çocukla. Annemi de kurtarın, beni değil annemi kurtarın ifadeleri sıklıkla yansıyan cümleler arasında, duyduğumuz cümleler arasında. İkinci turda görüldüğü gibi artık apartman duman altı. Bu arada bazı evcil hayvanlar, yine apartman sakinlerinin büyük bir bölümü de bağımsız olarak kendilerini dışarıya atıyorlar kurtarma görevlilerinden ve annenin de hemen oğlunun ardından kendi kendine dışarıya çıktığı, apartmanda ise artık yaşayan bir kişinin kalmadığı, kimsenin de zarar görmediği açıklanıyor bu çarpıcı görüntüden sonra. İsmini söylemiyor çünkü aklı annesinde. Bakın görüntüler çok güzel şeyler anlatıyor değil mi? Şimdi gelelim yılbaşı hazır yaklaşıyorken Noel Baba'nın son yaptığı işlere. Bacadan giriyor, denizden çıkıyor. Sık sık farklı coğrafyalardan da Noel Baba etkinliklerini paylaşıyoruz ya. Bu da onlardan bir tanesi. Bu kez Malta'ya gideceğiz beraber. Malta'daki Noel Baba bu kez ünlü bir akvaryuma giriyor ve bu Noel Baba çocukları hediyelerle ödüllendirirken bebek köpek balıklarını da ödüllendirmeyi unutmuyor. Hemen görüntüler gelsin. Efendim izlemiş olduğunuz görüntü Malta'daki akvaryuma özel bir görüntü. Uluslararası üne sahip Kavra akvaryumu, izlemiş olduğunuz akvaryumun bulunduğu alan. Çok büyük bir sosyal tesis Kavra Akvaryumu. Malta özellikle sualtı zenginlikleriyle de ünlü olduğu için bu akvaryumda çok sayıda farklı türde köpek balığı yaşıyor. Görmüş olduğunuz Noel Baba da hiçbir şeyden korkmadan yavru köpek balıklarının bulunduğu bölgelere yüzüyor ve onları hem seviyor hem de eliyle balıklarla besliyor. Şimdi madem köpek balıklarını andık, balinaları da anmadan yapmayalım. Bu kez görüntülerimiz Alaska'dan gelecek. Malum Alaska kambur balinalarıyla çok ünlü bir coğrafya. O kambur balinaların hem de bir tanesi de fotoğrafta, seslerini dinleyeceğiz bu kez. Su üstünde değil, su altındaki seslere kulak vereceğiz. Hemen görüntümüz gelsin. Evet, bu sanki yardım istiyormuşçasına çığlık aslında o kambur balinanın çok mutlu olduğunu gösteriyormuş.
deniz uzmanları, Alaska'daki balina uzmanları bunu söylüyorlar. Çünkü su yüzeyine çok yakın çıkartılan sesler daha çok sırt deliklerinden dolayı oyun oynadıklarını, biraz da şımarıklık yaptıklarını gösteriyor bu kambur balinaların. Sık sık kambur balinalar aslında kameralara yansıyor Alaska'da ama bu derece suyun yüzeyine yakın şımarıklıklar sık rastlanan olaylardan değil. O yüzden balina sevenler için özel görüntüler bunlar. Bir ek not daha verelim. Bu sesler denizin altında, derin okyanuslarda ne işe yarıyor? Sesleri çıkardıktan sonra balinanın kendine sesin geri dönüşünden bir balina su altındaki bir tehdidin, su altındaki bir coğrafi engelin kendine ne kadar uzak olduğunu tespit edebiliyor. Mutluluğun sesi herkes de farklı. Bu da onlardan biriydi. Noktayı koyuyoruz. Saat 19'da ayrıntılarla karşınızda olmak dileğiyle sizleri de bekliyoruz.